İnsan mantık ve duyguyu dengeli bir şekilde kullanabilirse daha isabetli kararlar verir. İnsanı insan yapan özellik hemen her şeye tepki vermesi değil, ölçmesi, biçmesi, kâr-zarar ilişkisi gitmesidir. Beynimiz iyi çalışmıyorsa başarılı olacağını, nasıl olacağını öğrenmemiz bize artı vermez. İşte bu sebepten bildiklerimiz değil, yapabildiklerimiz bizde sonuç almaya götürüyor. Fark ettiğiniz gibi arkadaşlar, beynimiz bizim bütün hayatımızı etkileyebilecek bir durum. Algılarımızı da etkiler. Mesela her yerde, her becerede anlatmaya çalıştığım bir örneği anlatayım. Şimdi beynimizin sağ lobu ikiye bölünür. Sağ taraf duygulardan sorumludur. Beynimizin sol lobu mantık. İnsan mantık ve duyguyu dengeli bir şekilde kullanabilirse daha isabetli kararlar verir. Daha güçlü durur hayatta ve algısı çok iyi olur, çok net anlayabilir her şeyi. Ama bunun aksi olduğunu düşünün. Mesela kişinin sağ beyni yeterince aktif değil. Her şeye mantıkla karar veriyor. Mantık çok baskın. Mantığı çok baskın olan ve duyguları yeterince hissedemeyen bir insan tabiri caizse gaddar olur ve her şeyi çıkarları neticesinde anlamaya ve öyle davranmaya başlar. Mesela böyle birisine, sırf mantıklı birisine dersiniz ki seni seviyorum, kesin bir çıkarı var. Niye mantık bunu gerektiriyor? Niye bana sevdiğini söylesin ki? Ya da aksini düşününüz. Beyin loblarından sol lob, mantık kısmı çok aktif olmamış. Habire sağ lob çalışmış. Habire duygular. Şimdi sevgi olur. Durup dururken ağlamalar gelir. Duygu değişimlerini çok güçlü yaşar bu kişi. Ve şimdi böyle güçlü duygu değişimleri yaşayan birisiyle sağlıklı bir ilişki kurabilir misiniz? Sürekli alınan, durup dururken ağlamaya başlayan, duyguları tamam yapmış, şimdi sevgi olan, sağlıklı ilişki yürütmek, sağlıklı bir iş hayatına sahip olmak da mümkün değil. Doğru mu? Şimdi başka bir özelliğinden daha bahsedelim beynimizden. Evet, sağ solda. Bunların nasıl iyi geliştirileceğini, nasıl dengede kullanılacağını biraz sonra konuşacağız. Çok özelliğimiz var. Beyni iyi tanımamız gerektiğine inanıyorum. Yine ön lob dediğimiz şu, beynimizin ön lobu, frontal lob. Bu lobu insan beyni olarak atfediyoruz. Bu ön lobu çıkartın arkadaşlar insandan, gerisinden aynısı hayvanda da var. Yani ön loba insan beyni, geri kalan kısmı hayvan beyni desek yanlış yapmış olmayız. Benzetme teşbih tahtı aranmaz. Tabii bu lafın arkasına sığınıp konuşuyoruz böyle güzel güzel. Teşbih tahtı aranmaz diye. Birine hayvan demek değil amacımız. Ama hayvanlar nasıl davranırlar? İçgüdüsel davranırlar. Şimdi ön beyni iyi kullanmıyorsa kişi otomatik olarak hep içgüdüleriyle hareket edecektir. İçgüdüleriyle hareket eden kişi de tabiri caizse her şeye tepki verir. Birine bağırır, o da ona bağırır. Biri vurur, hemen vurmak ister. Etkiye tepki. İnsanı insan yapan özellik hemen her şeye tepki vermesi değil, ölçmesi, biçmesi, kâr-zarar ilişkisi gitmesidir. Mesela ön beynin bu şekilde çalıştığını bize gösteren bir kaza var. Soy ismi genç olan bir demiryolu işçisi. Bir kaza eseri, şuradan bir demir parçası giriyor ve beyninin burasından çıkıyor. Yani ön beyni hasar görüyor. Adamı yaşatıyorlar uzun süre, bir hastanede tedavi sürecinden sonra. Bu kazadan önce herkesin bu kişi hakkında söylediği cümle şu: ne kadar nazik, ne kadar naif, nasıl güzel bir insan. Ama kazadan sonra ne çekilmez, ne illet insan demeye başlamışlar. Çünkü canı ne isterse onu yapmaya başlamış. Mesela kazadan, hastaneden çıktıktan sonra ilk işi eşini boşamak olmuş. Yani her canı ne istiyorsa onu yapmaya başlamış. Agresif, insanları anlamayan, empati yapmayan. Dolayısıyla tabiri caizse bir hayvan beyni gibi beyni hareket etmeye başlamış. Bununla alakalı birçok çalışma var sevgili arkadaşlar. Mesela bir deney var, bunu da anlatmak isterim. Yine her mecrada anlatmaya çalıştığım bir şey, çok etkili bir deney. Bence herkesin vakıf olması gerektiğine inandığım bir deney. Marshmallow deney diye geçiyor. Kitabı var. Videolarını bulabilirsiniz. Marshmallow deneyi. Şöyle anlatıyor deney. İlk öğretim öncesi çocukları arkadaşlar deney olarak bir odaya, masaya oturtuyorlar. Önlerine de bir marshmallow, yani çok sevecekleri bir şekerleme koyuyorlar. Ve sonra diyorlar ki bak, 10 dakika boyunca yemez isen bu marshmallow'u, ikinci bir marshmallow kazanacaksın. Güzel yani, değil mi? 10 dakika ne olur, 10 dakika sabredersen bir tane daha kazanacaksın. Kârdasın. Ve çocukları marshmallow'la beraber bırakıyorlar. Büyük çoğunluğu maalesef %70 civarında çocukların marshmallow'u yiyor. %30'u sadece yemiyor. Hatta video görüntüleri var. YouTube'da izlemenizi tavsiye ederim. Marshmallow deneyi diye karşınıza çıkacaktır. Bulabilirsiniz. Marshmallow alıyor çocuk.
Tam ağzına götürecek, dur diyor. Ön beyin devreye giriyor. Durum. Akıllı ol biraz ya. Yani biraz düşün, 10 dakika sabredersen bir tane daha yiyeceksin. Kârdasın. Hayvan beyni ama diyor ki ye. Götürüyor, kokluyor falan. Maalesef çocukların %70'i yiyorlar. Yani kâr zarar ilişkisinde zarar ediyorlar. Lakin bu çocuklar daha sonra yıllar boyunca arkadaşlar takip ediliyorlar. Ömürleri boyunca 40 yıl dile kolay. Yani büyük bir deneyden bahsediyoruz. Ve şu net bir şekilde gözüküyor ki o marshmallow'u yemeği, yani ikinci marshmallow'u hak eden, 10 dakika yemeğe sabredip hazzı erteleyip ikinci marshmallow'u yiyebilen çocukların hepsi hayatları boyunca her alanda çok daha başarılı olmuşlar. Öz hayatlarında başarılı olmuşlar, iş hayatlarında başarılı olmuşlar, spor yapan sporda başarılı olmuş. Gözle görülür, bariz bir fark var aralarında. Bu da bize gösteriyor ki hazzı erteleyebilmek başarının olmazsa olmaz bir öğesidir. Hazzı erteleyebilmek için de ön beyin çok önemli. Çünkü hayvan beyni kâr zarar ilişkisi gütmenin önündedir. Direkt ye. Yeme ihtiyacın var, ye diye olacak. Dolayısıyla bakın, ön beynimizi aktif etmemiz lazım değil mi? Mutlu, mesut bir hayat yaşayabilmemiz için, doğru kararlar verebilmemiz için. Bugün bütün dünya başarının üzerinde konuşuyor. Herkes başarılı olmanın formüllerini anlatıyor. Binlerce kitap bulabilirsiniz başarı üzerine yazılmış. Binlerce video izleyebilirsiniz. Binlerce seminere gidebilirsiniz. Nasıl başarılı olacağını anlatan hakikaten çok ehil, muhteşem çalışmalar var. Ama başarılı olan insan sayısı bir o kadar artmıyor. Neden sizce? Çünkü şuna inanıyorum arkadaşlar. Beynimiz iyi çalışmıyorsa başarılı olacağını, nasıl olacağını öğrenmemiz bize artı vermez. İşte bu sebepten bildiklerimiz değil, yapabildiklerimiz bizde sonuç almaya götürüyor. Yapabilmek için de bir şeylerin bizde tam olması lazım. Bazı eksikler olmalı yapamıyor olmamız için. Beynimizin çalışma şekli de bunların başında geliyor. Yine mesela beyin hakkında birkaç şey daha değinmek istiyorum. Bilmemiz gereken gerçekler var beynimiz hakkında. Biz çoğumuz şöyle zannediyoruz, tamam mı? Beynimiz bir şeyi böyle sanki bilgisayarlara dosyalar gibi klasör klasör öğrendiklerimiz dosyalar zannediyoruz. Ve bir süre sonra beynimizin öğrenerek işte çok dolacağına inanıyoruz. Size bir bilgi vereyim mi? Beynin kapasitesini doldurma imkanımız yok. Çünkü beyin bizim bilgisayarlar gibi böyle gigabaytmış. İşte yani bu tarz veri depolama alanları kullanmıyor beynimiz. Bütün dünyada yazılmış bütün kitapları alır ve hala da yer kalır beynimizde. Çünkü böyle bir modlama, kodlama yok beynimizde. Peki nasıl kodluyor? Bu hakikaten illüzyonların da altyapısını oluşturan bir bilgidir. Beynimiz bir olayı algı gibi görüntü olarak duygusuyla her şeyle beyne almaz. Bağlantı kurar. Geçmişte yaşadığı benzer şeyler varsa aynı şeyi iki kere kodlamaz. Bir olayı beyninize, hafızanıza almak istiyorsanız o olaydaki duygular bir yerde, sesler başka bir yerde, kokular beynin başka bir klasöründe, görüntüler, renkler başka bir klasöründe. Olayı parçalayarak ilgili klasörlere koduluyor. Ve geri çağırırken de ilgili klasörlerden ilgili bölümleri çağırarak birleştiriyor beynimiz. Yani aynı şeyi iki defa kodlama ihtiyacı duymuyor beynimiz. Dolayısıyla alanla ilgisi yok. Bir şey öğrendiğiniz zaman onunla alakalı birçok şeyi onun etrafında topluyor. Ve tabii geri çağırırken de bazen bu kodlamalarda eksik kalan bölümler varsa onun bir benzerini kodluyor veya mantık üreterek çıkartıyor. Mantığı nasıl üretiyor? Sen gördüğünde beynin gördüğünde sadece gördüğün gibi hatırlamana engel olmaz. Mantığa uymuyorsa bu aslında böyle olmalı diye fikir üretip sana nasıl olması gerektiyse öyle hatırlamana sebep oluyor. Şimdi bu iyi mi kötü mü? Bu çok iyi bir şey. Niye? Mesela bir şeye odaklanmışsak o odaklandığımızın dışındakileri görmemize, dikkatimizi dağıtmamıza engel olur. Ve odaklanmamızı da başarı sağlar. Onun dışındakileri hiç görmeyiz, sanki yokmuş gibi hissetmemizi sağlar. Ve beynimizin bu özelliği de bizim için çok değerli. Ama bu özellikle de illüzyon yapılabiliyor. İşte mesela bir insanı bir şeye odaklayarak diğerlerini görmesine engel olduğunuz zaman illüzyon yapabiliyorsunuz. Yani basit örneklerle anlatmaya çalışayım böyle. Beyin hakikaten arkadaşlar bir muamma. Ama şunu söylemem lazım. Herkesin duyduğu, bildiği bir cümle var. Bu cümleyi bilmeyen yok. Farklı kişilere de atfediliyor. Düşüncelerinize dikkat edin. Duygularınız olur. Duygularınıza dikkat edin. Söyledikleriniz olur. Söylediklerinize dikkat edin. Davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin. Alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınıza dikkat edin. Kaderiniz olur. Bu sözü duyunca aa evet ne kadar güzel söz diyoruz hepimiz. Ya da yaşam koçluğu eğitimlerinde bolca sıkça söylenen bir durum vardır. Şöyle ifade edilir. 3D kuralı diye.
Düşünceler duygulara, duygular davranışlara etki eder diye. Bunun böyle olmadığını bugün nörobilimciler, sinir bilimciler ispatladılar. Şöyle bir çalışmayla. Beynimizin duygu bölümünde herhangi bir elektriklenme olmadan serebral kortekste düşünürken kullandığımız o dış kıvırcıklı kabuk kısmında herhangi bir elektriklenme olmuyor. Bu da bize gösteriyor ki düşünceler duygulara değil, duygular düşüncelere etki ediyor. Beynimizin çalışma mekanizmasında düşünceler ya da bilgi değil, aslında duygu çok hakim. Hakim olan duyguyla düşünüyoruz. Bunu şöyle anlatabilirim mesela ne işe yaradığını. Bunu bilmek çok değerli bence. Çünkü insan birini seviyor, tamam mı? Kusurlarını görmüyor, göremiyor. Ya da birini sevmiyor. Batıyor ona, gıcık oluyor. Duygusal olarak ona hissettiği duygu. Onunla alakalı kodlarda hep negatifleri kodluyor. İyi yönlerini göremiyor. Hep batıyor gözüne. Bunun kaçının üstünde gözü var gibi. Rahatsız oluyoruz ondan. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Şimdi duyguların bizi yönettiğini bilirsek pozitif manada kullanabiliriz duyguları. Duygumuzu değiştirmeyi öğrenebilirsek hayatımızı çok iyi yönlendirebiliriz. Ama bunu bilmiyorsak duygularımızla gelen negatif düşünceleri evet ben zaten bu böyle diye haklı bulmaya çalışırsak işte minareyi çalan kılıfını uydurur misali hakikaten bir şey yapmak istemeyelim nasıl yapmayacağımıza doğru sebep olabilecek binlerce mazereti çok güçlü şekilde bulur beynimiz. Bir şey yapmaya karar verirsek de onu nasıl yapacağımızın yolunu bir şekilde bulur. Sadece o yapacağımız şey hakkında nasıl duygu hissettiğimiz çok önemli. Eğer bir şey biliyorsak yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Yapınca ne kazanacağımızı da biliyoruz. Ama yapmıyorsa onunla güçlü bir duygusal bağımız yok demektir. Hakikaten istemiyoruz. O duygusal bağı kurmak için çabalamak lazım ya da başarılı olmak istiyorsak mesela. Bakın beynin çalışma şeklini anladığımız zaman oluyor. Yine beynin başka bir özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Önce beyni tanıyoruz. Beyin neler yapıyor diye fikir sohbet ediyoruz. Birazdan sonra da inşallah size beynimizi nasıl güçlendirebiliriz? Bu özelliklerini kullanarak beynimizi nasıl iyi yönetebiliriz ve dolayısıyla hayatımızın şekillenmesine nasıl daha sağlıklı yön ve yol verebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi beynin diğer bir özelliğinden bahsedelim. Beynimiz bizim vücudumuzdaki en fazla kalori tüketen organdır. Bütün vücudumuzdaki kalorinin %20'sini tüketir. Oransal olarak baktığımızda kafa gibi düşünmeyin. Bunu anlatınca bazen kafa büyük hani zaten büyükmüş gibi görüyor. Beyin kafatasının içindeki küçük bir organ. Oransal olarak baktığınızda vücudun neredeyse 20'de biri ama tükettiği kalori miktarı 5'te biri. Yani vücudumuzdaki en fazla kalori tüketen organ. Niye? Şekerle çalışıyor. Çok fazla orada işlem oluyor. En fazla şeker glikoz yani kandaki şeker beyinde yakılıyor. Lütfen parantez içinde söylemek istiyorum. Aman ha beyin şekerle tüketiyor diye şeker yemeyiniz. Biraz sonra anlatacağım. Basit şekerler daha çok zarar veriyor çünkü. Kan şekerini önce yükseltiyor. Sonra kan şekeri çok düşünce bu sefer düşük kan şekeri sebebiyle maalesef bambaşka sorunlar yaşıyoruz hayatımızda. Yine değerli arkadaşlar işte bu beynin şeker yakması aynı zamanda yani çok fazla kalori tüketmesi aynı zamanda beynimizde çok fazla da yan ürün yani toksik madde açığa çıkacağını gösteriyor bize. Bu açığa çıkan toksik maddeler beynimiz için zararlı. Peki bu toksik maddelerden nasıl kurtuluyoruz? Birincisi vücuttaki toksin temizliğinin en önemli elementi yani faaliyet alanı nefestir, oksijendir. Vücuttaki toksin temizliğinin %70'ini solunum yoluyla gerçekleştiririz arkadaşlar. Dolayısıyla solunum burada önemli ama size şimdi söylemem gereken çok mühim bir mevzu var. Beynimiz, kafatasımızla beynimizin arasında mavimsi bir sıvı vardır. Bu mavimsi sıvı normalde beynimizi çarpmalara karşı korumak için görevli. Beyin daimi görevi beyni korumak. Ancak şöyle bir şey gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu mavimsi sıvı uyku esnasında sadece uyurken. Niye? Uyurken kaslar gevşer, artık rahatız, bir tehdit yok, kafaya bir darbe gelmeyecek. Ve beyin bundan emin olduğunda, uykuya dalma gerçekleştiğinde. Bakın uyku REM uykusundan bahsetmiyorum. Uykuyla uyanıklık arasındaki durumda değil. Uykuya dalma, derin uykuya daldığımız esnada bu mavimsi sıvı nöronların arasından, beyin hücrelerinin arasından şöyle akıp oriliğe doğru, beyinciğe doğru gidip bütün toksik maddeleri temizler ve tekrar beynin dış yüzeyini kaplar. Ve beynimiz tertemiz olur. Uyandığımızda dinç, iyi hissederiz. Kendimizi çok iyi hissederiz. Eğer iyi uyuyamamışsak, uykusuz kalmışsak, beynimiz temizlenemediği için sabah bir uyanırsın kafanın içi dolu böyle ambele olmuş. Sanki çöp tenekesi gibi beynin içi.
Dolayısıyla bunu da bilmemiz gerekiyor. Beyin böyle olunca, temizlenemeyince toksik maddeler, arkadaşlar her türlü toksik madde frekans değeri düşüktür. Yani vücudumuzun ve beynimizin frekansını düşürür. Düşük frekans negatif enerji demektir. Yani beynimizde bu kadar düşük frekansa sebep olan negatif enerjiler varken sevgili arkadaşlar doğru düşünmemiz çok zor. Nöronların arasında bağ kurmak, dolayısıyla öğrenmek de çok zor. Yani iyi bir beyinsel faaliyete sahip olabilmemiz için iyi de bir uyku çekmemiz gerekiyor. Tabii bu uyku çekme deyince arkadaşlar yani 8 saat, 9-10 saatlik uykudan bahsetmiyorum. Fazla uyku da zararlıdır. Dolaşım sistemi için zararlıdır. Kalp için zararlıdır. Yani doğru bir uyku yaşamak demek 4 ile 6 saat arasındadır. Bugün bir sürü bilgiler duyarsınız 8 saat uyumak şart diye. Arkadaşlar burada bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Önemli olduğuna inanıyorum çünkü hepimiz inandığımız gibi yaşıyoruz. İnandığımız gibi yaşayınca zaten güzel oluyor her şey. Sevgili arkadaşlar, nitrik oksit diye bir gaz kalp krizi geçirmemize sebep olan vücudumuzda nitrik oksit gazının azalmasıdır. Nitrik oksit gazı uykuda azalır. 6 saatten fazla uykuda iyice azaldığı için damarlarımızda plak oluşumu başlayabilir. Yani kötü yağlar işte kolesterol, trigliserit gibi kötü yağlar damar çeperine yapışması için ortam oluşmuş oluyor. Çok uyku o yüzden zararlı. Bir günden bir şey değil, evet bir şey olmuyor. Çünkü %70'e kadar damarların tıkanıyor, bir şey hissetmiyorsun. Ama o son plak oluşup da damarda tıkanıklığı tamamen gerçekleşirse, damar tamamen tıkanır ise işte orada geçmiş olsun kalp krizi ya da felce neden olabilir. Yani uyku çok elzem diyoruz ama bakın her şeyde biz şöyle her şeyde ama her şeyde mutlaka denge lazım. Uykuyu dengeli uyumak lazım. 4 ile 6 saat arasında. Yemeği dengeli yemek lazım. Aç kalmak da doğru değil. Öğün atlamak da doğru değil. Fazla yemek de habire bir şeyler yemek de doğru değil. Yani aynı şekilde arkadaşlar her şeyi dengede yapmamız gerekiyor. Suyu bile dengeli içmemiz gerekiyor. Doğru mu? Her şey. Sevgide bile denge lazım. Mesela sevgide dengeyi kaçırınca bir süre sonra onsuz yapamam diyoruz. Bu sefer de daha büyük bir sınav bekler bizi. Acaba gerçekten onsuz yapamaz mıyız diye. Sevgili arkadaşlar, şimdi gelelim beyni kullanmaya nasıl daha iyi kullanabiliriz diye beyin hakkında biraz konuşalım. Şimdi bir şey soracağım size. Şu ne ifade ediyor size? Böyle duran birini gördüğümüzde hemen şu daha düşünen adam. Hatta biliyorsunuz Rodin heykel yapmış düşünen adam. Bu duruşu düşünme olarak addediyoruz. Dener misiniz? Hatta şimdi deneyin. Koy böyle kafayı. Acaba gerçekten düşünüyor musun? Ben bunun düşünme eylemi olmadığını, sadece vakit geçirme olduğuna inanan birisi. Hatırlayınız arkadaşlar hayatınız boyunca. Koşarken, yürürken, hareket halindeyken yani. Daha çok düşünürsünüz. Daha iyi düşünürsünüz hareket halinde. Beynimiz nöronlar arasında çok daha güzel bağ kurar çünkü. Niye? Hareket halindeyken kan dolaşımımız daha yüksektir. Kan dolaşımımız daha yüksekse oksijen daha yüksektir. Şeker ve oksijen beyne daha bol miktarda ulaşır. Oksijen beyindeki toksinleri temizlediği için aynı zamanda beynimiz nöronlar arasında daha kolay bağ kurar. Veri gelme, işleme çok daha etkili olur. Dolayısıyla düşünmek deyince hareket lazım. Bunu da cebinize koyun lütfen bulunsun. Mesela düşünmek istiyorsunuz, bir şeye karar vermek istiyorsunuz, yürüyüşe çıkın, koşuya çıkın. Emin olun daha iyi düşünürsünüz. Oturup böyle yaptığımızda aslında düşünmüyoruz. Sadece zaman geçiriyoruz. Düşünen adamı oynuyoruz aslında. Kendimizi kandırmayalım diye bunu da burada paylaşmak istiyorum. Gerçek düşünce faaliyetinde hareket çok önemli. Yani beynin iyi çalışması için hareket lazım. Şimdi değerli arkadaşlar yine beynin ihtiyaçlarını biraz konuşalım ki bu bahsettiğimiz durumu düzeltebilmek adına artık beynimizi nasıl çok daha aktif, nasıl daha etkili kullanırız diye önerilerde bulunalım. Değerli arkadaşlar beynimiz en temel ihtiyacı oksijendir. Önce oradan başlayalım. Beynimize yeterli oksijen servis yapabiliyorsak beyin aynen şu modda oluyor. Bir sorunla karşılaşıyorsun, hallederiz. Dur bakalım, buluruz bir yolunu Allah'ın izniyle diyebilir. Her şey yolunda diyebilir. Çözeriz Allah'ın izniyle diyebilir. Çünkü o gücü kendinde bulur. Beynimize yeterli oksijeni veremezsek ön beyin, demin anlattım ya bizim insan beyni, frontal beynimiz bloklanıyor. Beyin çünkü oksijen ulaşma çabasına giriyor. Bakınız burada şunu anlatmam lazım. Diyafram dediğimiz kasım, sen nefes deyince herkese diyafram gelir, diyafram nefes derler. Hayır, doğal ve doğru nefes ciğerlerimizi %100 kapasiteyle doldurabildiğimiz nefestir. Ciğerleri %100 kapasiteyle doldurabilirsek aldığımız oksijenin dörtte biri beynimize gider.
Şimdi beynimize giden oksijen dörtte bir olması demek beynin ihtiyacı olan oksijenin tamamını alması %25'i ve o anda beyin çok iyi çalışıyor. Temizleniyor, toksinlerden kurtuluyor, kendini harika hissediyor. Dolayısıyla bu bizim rahatlıkla doğru karar vermemize, olayları iyi özümseyerek doğru çözümlemeler yapabilmemiz için çok değerli. Ama bunu yapamadığımızı düşünelim şimdi. Beyne yeterli oksijen gitmiyor. Çünkü nefesimiz daralmış. Diyaframımız çalışmıyor. Sığ nefes alıyoruz. Nefesi göğsümüze alıyoruz. Bütün ciğerlerimize değil de sadece üst kısmını dolduruyoruz. Sadece üst kısmını doldurmak demek %20'ye kadar kapasitenin düşmesi demek. Yani beyne giden oksijen de %5'e kadar düşecek anlamına geliyor. Beyne %5'e kadar düşmüşse oksijen, şimdi o beynin nasıl çalıştığını düşünün. Kaygı, endişe hakim. Çünkü oksijen ihtiyacı var. Hatta bu panik atağa sebep olur. Yeteri miktarda oksijene ulaşmayan beyin daha fazla oksijen gelsin, kandaki miktar düşükse bari daha fazla kan gelsin diye nabzı çok yükseltir. Dışarıdan baktığımızda kalp krizi geçiriyormuş zannedebiliriz. O kişi panik atak krizidir. Oksijenin çok ciddi düşmesinden kaynaklanıyor çünkü. Panik atak korku kaynaklıdır. İnşallah bir sonraki canlı yayınımızda bunların çözümleri hakkında, çözümlemeler hakkında da konuşup size bir şeyler aktarmaya çalışırız. Allah izin verirse. Dua ediniz arkadaşlar. Yani her şey duayla dönüyor. Ben bütün kardeşlerimden hakikaten elimizden geldiği kadar yardım edebilirim. Bildiklerimizi aktaralım. İlim de Allah'tan dua bekliyoruz sizlerden. Şimdiden Allah razı olsun. Gelelim bu oksijen mevzuna, beyne giden oksijen mevzuna. Ne kadar az oksijen alıyorsa beyin, kendisi ihtiyacını, hayatını, cümleyi kuramadım özür. Kendi hayatını idame ettirebilmek için beyin açısından oksijen yeterli gelmediğinden ön beyin entelektüel bacalar bırak onları bırak diyor ya bırak benim oksijene ihtiyacım var. Direkt hayvan beyniyle devreye giriyor. Acaba diyor bir tehlike mi var? Bana oksijen niye gelmiyor? Benim bir an önce bir şeyi kaçmam mı gerekiyor? Beyin otomatik olarak bu modda olduğu için kaygı ve endişenin had safhada yaşandığı, dolayısıyla anksiyetenin sorun olabileceği, panik atak sorunlarının yaşanabileceği bir duruma geçmiş oluyoruz. Bu durumda da sağlıklı karar vermemiz, bedenimizde hormonların sağlıklı salgılanması beklenmez. Mesela korku yaşıyoruz. Korku duygusunda adrenalin fazlaca salgılandı. Ama korku yok yani kaçmamızı gerektiren bir durum yok. Kaçmıyoruz, oturuyoruz ama adrenalin fazla salgılanıyor. Bu adrenalin bizim damarlarımızda tıkanıklığa neden olabilir. Bambaşka sağlık sorunlarına yol açabilir. Ya da mesela vücut sindirmesi gerekiyor ama sende tehdit algısı var beyinde. Sindirmesi gereken enzimler yerine tabiri caizse savunma moduna geçmiş bir vücut oluşturuyor. Dolayısıyla sindirim uzuyor, toksik maddesi artıyor, şişlikler başlıyor. Yani arkadaşlar beyin oksijenin yeterli miktarda oksijenin gitmesi çok önemli. O yüzden mutlaka doğru nefes aldığımızdan emin olmamız lazım. Doğru nefes alamıyorsak nefes çalışmalarıyla, nefes çalışması dediğimizde arkadaşlar vücudumuzdaki kasların, solunum için kullandığımız kasların yeterince güçlü hale getirilmesidir. Ve bu çalışmaların, kaslarımızın çalışmasının önünde engel olabilecek yaşanılan travmaların, korkunun, kaygının, özellikle kaybetme korkusu, üzüntü gibi duyguların temizlenmesi çok fayda verecektir Allah'ın izniyle. İşte bunun için RDT yöntemini geliştirmek nasip oldu. Elhamdülillah binlerce kişiye de yardımcı olmak nasip oldu RDT'de. Rabbim dileyen herkese ihtiyacı duyduğu şifayı acilen versin inşallah.